Saçlar böyle fönlü mü yanıyorsun sen? Dün çekimler vardı tabi. Oradan kalma diyorsun. Sakallı Presley. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de kimsin? Kimsin kardeşim sen? Bir dur, bir dur. Sakin ol, bir sakin ol. Telaşa gerek yok, sinire hiç gerek yok. Ben senin. Yani ben sensin, sen de benim. Ben senin içindeki sesim. Yani biz biriz. Sıkıntı yok. Yani bir sıkıntı yoksa çok enteresan. İnanır mısın, ben de çok yalnızım günlerdir. Hatta yıllardır çok yalnızım. Hoş geldin, şeref verdin. Ben şöyle geçeyim de karşılıklı konuşalım o zaman. Hoş geldin. Enteresan işte hayat. Nasılsın, iyi misin? Bir şeyler içer misin? Ben iyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ayrıca çaya kahveye gerek yok. Daha sonra yer içeriz, hiç merak etme. Nasıl gidiyor hayat? Gerçi sen biliyorsun nasıl gittiğini de. Şu ana kadar hep seninle mi konuşuyordum ben? İçimdeki ses sendin galiba, değil mi? Çünkü bana acayip benziyorsun. Evet, ben içimdeki sesim. Yıllardır konuştuğum kişi benim. O yüzden sakin ol. Yani biz birbirimizi çok çok iyi tanıyoruz. Pandemi nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Ben de uzun zamandır böyle bir sitcom çekmeyi düşünüyordum ama sitcom çekmek için de biliyorsun böyle kameraya ihtiyaç var, yönetmene ihtiyaç var, ışık, ses düzeni. Bunlar pek gerçekleşememişti. Sen bunun için mi geldin? Yani bana yardımcı olmak mı istiyorsun? Şimdi sen bana böyle bir şey yapalım, karşılıklı oyun oynayalım mı demek istiyorsun? Vallahi bilmiyorum, olabilir. Böyle bir şey de yapabiliriz. Eğlenceli olabilir. Yani sen iki rol değmiş gibi olursun. Böyle bir karşılıklı oyun oynarız seninle. Sen de biraz hevesini almış olursun. Her neyse. Hayat çok fazla önemsiyorsun bence. Çok fazla önemseme. Hayat böyle dertlere, sıkıntılara gelmez. Biraz gergin görüyorum seni. Bak o yüzden içinden çıktım, buraya geldim. Her şey gelip geçici. Bunu unutma, oldu mu? Unutmam canım kardeşim, merak etme. Aslında ben böyle kardeşle kardeşle konuşmam ama bilmiyorum, bir sitcom içine mi girdik yoksa garip bir rüyada mıyız, onu da bilmiyorum. Evet, bazen çok yalnız hissediyorum kendim ama herkes biraz yalnızdır zaten. Bundan sonra eğlenmemize bakalım, olur mu? Madem bundan sonra beraberiz, beraber vakit geçirelim. Sen benim en yakın arkadaşım ol. Çünkü sen bensin, ben de senin. Yani biz biriz. İyi ki varsın. Göreceksin, çok sevinecek. Zeka başka bir şey. Ekip bulamazsan tek başına yapabilirsin. Bu da bizim sloganımız olsun. Tamam mı? Tamam. Öyle olsun. Öyle olsun güzel kardeşim benim. Biz her türlü güçlüğün üstesinden beraber gelebiliriz. Şu ana kadar nasıl geldik bu yaşımıza? Bundan sonra da beraber yolumuza devam edebiliriz. Bak burada muhteşem bir manzara var. Oturur beraber, çay kahve içeriz, televizyon seyrederiz. Lak lak yaparız. Lak lak ederiz. Bilmiyorum. Bundan sonra keyif var. Takılırız. Çok da fazla şey etmemek lazım zaten. Çok fazla üstelersen olmuyor. Unutma. Fazla dertlenme yani. Sıkıntı yapma kendine. Tamam o zaman. Sen uzandıysan ben de uzanayım. Uzanan kardeşler gibiyiz. Çok fazla şey etmemek lazım dediğin gibi. Çok fazla şey edince şey olmuyor. Şeyini şey ettiğimi şey derler yani. Hayat işte. Erol abi hayat işte derdi. Allah rahmet eylesin. Böyle işte. Güneş doğar, güneş batar. Şimdiki rolüm üzgün adam. Hoşuna mı gitti böyle yanmam? Duyar gibi. Gönlüm vurgun yedi delirdim. Şimdiki rolüm üzgün adam. Derin mi derin artık yaram. Şimdiki rolüm üzgün adam. Yaşamın haram oldu haram. Şimdiki rolüm üzgün adam. Hoşuna mı gitti böyle yanmam. Şimdiki rolüm üzgün adam. Umurum